Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kent konseyimizde geçen ay içinde toplantı yaptık. Bu toplantımıza e, belediyenin yetkilileri, tüm belediyelerin yetkilileri geldi. Hayvansever dernekleri geldi. Biz Tarım İl Müdürlüğü'ne de haber verdik ama Tarım İl Müdürlüğü mazeret belirterek toplantımıza ne yazık ki gelemedi. E, bizim belediyeler ve e, Hayvan Hakları dernekleriyle yaptığımız toplantı sonucunda e, mutlaka bu başıboş hayvanların mutlaka kısırlaştırılması gerektiği, üremelerin durdurması gerektiği hakkında kararlar aldık. Bunu nasıl yapacağımızın e, hakkında da şöyle bir şeyimiz oldu. E, belediyeler bu hayvanların tamamını toplayıp kısırlaştırmaya kalksa e, hem maddi külfet ve e, bunun yapmak çok uzun sürecek. Çünkü başıboş hayvan sayısı Antalya'da çok fazla. O yüzden e, bunu böyle yapabilmemiz çok zor. O yüzden e, Tarım İl Müdürlüğü'ne haber verip valiliğin de araya devreye girmesiyle e, ormandan yer verilmesini ve e, köpeklerin dişiler ve erkekler olarak ayrılıp ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı mekanlarda bakılıp e, üremelerin azaltılmasının çok daha uygun olacağını e, düşünüyoruz. Kent konseyi olarak böyle bir karar aldık. E, bu kararımızla en yakın zamanda zaten valimize de ileteceğiz. Raporlarımızı sunacağız. E, ve bu şekilde e, hayvanların sayısını hem şehirden uzaklaştırmak hem de e, dişi ve erkekleri ayırıp e, üremelerinde biraz daha önüne geçmeye çalışmaya çalışacağız. Çünkü Antalya'da ma maalesef daha da iyi bakıldığı için belediyeler hayvanlara çok iyi baktıkları için çevre ilçelerden, hatta çevre illerden, köylerden ne kadar çipsiz, ne kadar boşu boş kayman varsa kamyonlara doldurulup Antalya sokaklarına bırakılıyor. Çeşitli ilçelere bırakılıyor. Bu da Antalya'daki köpek sayısının artmasına sebep oluyor. Antalya'dan e, köpekler de belli bir süre geldiği zaman belli bir süre sürü sayısına ulaştığı zaman köpeklik içgüdülerinden çok çakallık içgüdülerine savaşıyor ve insanlara saldırmaya başlıyor. Birçok insanın da birçok çocuğun hatta e, hayatında tehlikeye atabilecek boyutları ulaştı. Geçen ay içinde yüze yakın e, hayvan yüze e yakın baka e, insan e, hayvanlar tarafına ısırıldı. Hatta üç yaşındaki bir çocuk ölüm tehlikesi atlattı. Gerçekten artık dayanılmaz boyutlara ulaştı Antalya'daki hayvan sayısın. E bu hayvanların mutlaka kontrol altına alınması gerektiğine inanıyoruz.